Türk genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir. Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duyduğumu bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla neyi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır. Polis gelecek, asıl suçluları bırakıp suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, polis henüz devrim ve cumhuriyetin polisi değildir diye düşünecek ama hiçbir zaman yalvarmayacaktır. Mahkeme onu yargılayacaktır. Yine düşünecek, demek adalet örgütünü de düzeltmek, yönetim biçimine göre düzenlemek gerek diyecektir. Onu hapse atacaklar. Yasal yollarla karşı çıkışlarda bulunmakla birlikte bana, başbakana ve meclise telgraflar yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu için salıverilmesine çalışılmasını, kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki ben inanç ve kanaatimin gereğini yaptım. Araya girişimde ve eylemimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem bu haksızlığı ortaya koyan neden ve etkenleri düzeltmek de benim görevimdir. İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği. Adicenizce! Adicenizce! Laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına! Laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına! Ülkenin bölünmez bütünlüğüne! Ülkenin bölünmez bütünlüğüne! Yüce Türk ulusunun namus ve şerefine! Yüce Türk ulusunun namus ve şerefine! Aziz vatanın bir karış toprağını uzanacak eller! Aziz vatanın bir karış toprağını uzanacak eller! Karşısında bizim olacak! Karşısında bizim olacak! Ve kılıçlarımız daima keskin! Ve kılıçlarımız daima keskin! Ve hazır olacaktır! Ve hazır olacaktır! Bizler! Bizler! Türk istikbalini evlatlarıyız! Türk istikbalini evlatlarıyız!